Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. 28 Eylül-4 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Aslanlar, yılın önemli bir haftasındayız çünkü dolunay meydana gelecek. Ayın ışığı hafta içerisinde yavaş yavaş büyürken dolunayında üzerimizdeki etkileri artacak gibi görünüyor. Venüs hafta içerisinde burcunuzdaki ilerlemesini sürdürecek 2 Ekim'e kadar. 2 Ekim'de artık Venüs burcunuzdan ayrılıyor. Başak burcuna geçiyor. Venüs'ün o iyicil etkilerini bu hafta içerisinde hissedebilirsiniz. Venüs burcunuzdan ayrılmadan böyle güzellik, estetik, kişisel bakım gibi varsa bazı hedefleriniz onları yapmaya çalışın. Çünkü Venüs aslında bu anlamda 2 Ekim'e kadar daha faydalı görünüyor sizin için. Ee, Mars Koç burcunda gerilemesini sürdürüyor ve bu haftadan itibaren Satürn Oğlak burcunda ileri harekete dönecek. Ama Mars'la da şöyle bir çatışıyorlar. Mars Satürn karesi zor bir enerji. Aslında tüm toplumsal anlamda da sıkıntılı biraz kısıtlayıcı bir enerji ortaya çıkarıyor. Oğlak sizin altıncı evinizde, Mars Koç burcunda sizin dokuzuncu evinizde iş konularında belki bazı seyahatlerde ya da hukuksal konularda biraz baskı ve kısıtlama hissedebilirsiniz. Hatta toplumsal alanlarda belki pandemi ve benzeri nedenlerle yeni düzenlemelerin olması, bazı kısıtlamaların artması da mümkün. Özellikle bunlar seyahatlerle bağlantılı olabilir. İşte bunların bazı tesirleri olabilir sizin üzerinizde. Ee, günlük hayatınızda yeni düzenlemeler yapmanız da gerekebilir ama tüm bunlar olurken tabii ki e, bir zorlanıyoruz. Şöyle bir e, sıkıntılar hissediyoruz. Bunun yanı sıra kronik ağrılar, eklem ağrıları, kas ağrıları, baş ağrıları, diz ağrıları gibi ağrıları arttırabilir. Mars, Satürn kareleri. Hatta bazı kas zedelenmeleri, böyle ufak tefek de olsa kazalar, sakarlıklar oluşturabilir. Bunlara da günlük hayatımızda lütfen dikkat edelim. 1 Ekim'i e, 2 Ekim'e bağlayan gece yarısı Koç burcunun 9 derecesinde dolunayımız meydana geliyor. 9. ev dolunayı aslında bir farkındalık veriyor, bir tamamlanma veriyor. Süre gelen bir konunun netleşmesi gibi bir durum hukuksal alanlarda bir tesir oluşturabilir. Bir mahkemeye dava ya da böyle bir durumla ilgili bir sonuç alabilirsiniz. bir seyahat, gezi ya da yurt dışı özellikle uzak mesafeli yolculuklarda içinde bulunduğunuz şartlarda bir farkındalık, bir aydınlanma getirebilir bu dolunay. Genellikle de biraz sıkıntı ve eksiklikler olabileceği gibi görünüyor. Çünkü Şiron belki bir seyahat planımızı ertelememiz gerekecek ya da bir eğitim akademik bir konumuz var, bununla ilgili bir beklentimiz var. Ee, bazı eksiklikler olabilir, ertelemeler olabilir. İçinde bulunduğumuz şartlarla ilgili, kısıtlayıcı koşullarla ilgili farkındalıklar olabilir. Sizin ya da eşinizin yakınları, akrabalar, uzakta yaşayan aranızda mesafe olan kişilerle de bağlantılı etkiler var. Bu nedenle hani iletişiminde özellikle Çevresel anlamda haber trafiğinin de biraz hızlanabileceğini bu dolunayda bekleyebiliriz. Çok sayıda haber duyabilirsiniz ve bu haberlerle de bağlantılı tabii ki bazı fikirlerinizde, düşüncelerinizde ya da gelecek planlarınızda değişimler olabilir sevgili aslanlar. Merkür bu haftadan itibaren Akrep Burcu'nda ilerlemeye başlıyor. Bu haftadan itibaren biraz daha hani ev, ev, yuva alanlarınızda ya da aileyle ilgili konularda daha fazla zihninizi meşgul edecek konular olabilir. Merkür'ün bu yılki Akrep Transidi güçlü olacak. Çünkü son retromuzu, son Merkür retromuzu Akrep Burcu'nda yaşayacağız. 14 Ekim'de başlayacak retro, 3 Kasım'a kadar devam edecek. Şimdiden uyarmak istiyorum. 14 Ekim, 3 Kasım aralığında Merkür retrosu var. O döneme kadar evde yapılması gereken işler varsa onları hızlı bir şekilde organize edip bunları tamamlamakta fayda var. Çünkü retro döneminde bazı gecikmeler olabilir. Röterler söz konusu olabilir sevgili aslanlar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.